Şimdi evet. Şimdi öğrenciler sinyali veriyor. Mesela şu arkadaşlar gibi. Evet, sinyal çok erkenden verilir. Biz düz gidelim. Erken verilir sinyal, geç kapatılır sinyal. Geçten kastım. Ya daha dönerken sinyal kapatmaya çalışıyorlar. Bak dönerken eş zaman. Daha dönüş biter bitmez kapatmaya çalışıyorlar. Ya da şerit daha böyle şeridi değiştirirken sinyali kapatmaya çalışıyor. İyi bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Şeridi değiştirirsin, bir süre seyredersin, sonra kapatırsın. Sinyal erken verilen devam edebilir. Sarı yakın olduğu için. Hem bunu da anlatayım. Sarı yakınsa, mesela şu mesafedesin değil mi? Sarı yandı. Hazırlan ve dur demek. Bu yüzden bu tip yerlerde zaten süratle gidin. Mesela şu an hazırlanıp durabileceğimiz bir yer. Ne kadar güzel bir örnek oldu. Rahatça durabildik mi? Sert bir duruş mu sence? Biraz sert Değil oldu bence. hocam. Hiç değil. Yok. Ben şimdi sen yan araba kullanmaya başladığın için. Şimdi soruyu sert mi diye sorduğum için evet biraz sert oldu dedim. Hiç de sert bir duruş değil. Sarı işte bu mesafelerde gördüysen yavaşla. Tamam. Çok güzel bir örnek oldu bu video. Gerçekten istemsiz oldu ama. Bak ilk gördüğünde geçebilirsin dedim. Çünkü orada yumuşak duramazdı. Sert durmak. Sarı yavaşla ve durmaya hazırlan demek. Sarının anlamı o. Geçebiliriz. Türkiye'deki sarının karşılığı ne? Yok, normalde kanun kural bu. Türkiye'deki sürücülerdeki karşılığı ne? Gaza yüklen, kırmızıya yakalanma. Evet. Ya bu kadar saçma bir şey oluyor mu? Bir sürü insanın hayatına mal oldu biliyor musunuz o hareketler? İnanın. Bir şey daha dikkatinizi çektiyse. Mesela yeşil yanarken önce sarı yanar, sonra kırmızı yanar, değil mi? Evet. Ama kırmızı yanarken beklediğinizde sarı yanmadan direkt yeşil yanar. İşte bu tip. Çok affedersiniz ama dengesiz, garip. Ya sağdan gidelim gezerek Fenerbahçe, Hasanpaşa öyle. Biz bu arada nereden geldik? Ümraniye'nin en uç tarafından değil mi? Neresi sizin orası? Tam Şerifali, Altınşehir falan oralardan geldik. Burası Ayrılık Çeşmesi. Marmaray. Bir sürü insanın sağlığına, hayatına sebep oldu biliyor musunuz o işte? Sarıyı görünce gaza yüklenmeler var ya, ah o sarıyı gördüğünde gaza yüklenenler. İşte ne sizi beğeniyor ne beni beğeniyor onlar araba kullanırken maalesef. O kornayı duyduğunuz tipler genelde onlar. Hiç kimsenin araba kullanmasını beğenmez. Herkes ona göre, trafik ona göredir. Bana göre bu böyle, bana göre şu şöyle. Kural konuşamazsınız onlarla, o tip insanlarla. Bana göre böyle der. Ya kuralın olduğu yerde ne sana göre, ne bana göre, ne ona göre olmaz. Ne bize göre, ne size göre, ne onlara göre olmaz. Bak çekinmiyoruz. Biz, siz, onlar. Ben, sen, o. Öyle bir şey olmaz. Kuralın olduğu yerde kural hakimdir. Kişiye özel bir hareket olmaz. Kişiye değil, araca özel durumlar vardır. Onları da yani belirlemiştir kanun. İşte ambulanslar, itfaiyeler, onlar bile kırmızı yanarken geçemez. Yavaşlar, trafiği durdurur, kontrol eder, o şekilde geçer kırmızıdan. Öyle bedava değil yani. Hop ben ambulansım, kırmızıda cart diye geçeyim, yapamaz. Ya. Yani neticede sinyal, konu oradan çıkmıştı. Çok güzel bir şey yakaladık orada ama. Sinyal erken, önceden verilir. Hareket bittikten bir süre sonra kapatılır. Hareket hala devam ederken sinyal kapatmaya çalışmayız. Sizi kimse tanımıyor zaten, rahat olun. Siz de aynısını yaptığınız için, daha harekette arabanın dönüşü devam ederken elinizi bırakıp kapatmaya çalıştığınız için. Geneli neredeyse öğrencilerin tamamı bunu yapıyor. Ya eş zamanlı ya da biter bitmez yapmaya çalışıyor. Hayır. Hatta ben bunu çok açıklamıştım. Bu tip dönüşlerde, hatta son videom belki odur ya da sondan bir önceki videom. 45 ila daha üstünde direksiyonu çevirdiğinizde, derece ve üstünde çevirdiğinizde sinyal kendini kapatır zaten. Evet. Ya şu tip dönüşlerde sinyali kapatmanıza gerek yok, kendini kapatır. Şerit değişimlerinde sinyal kendini kapatmaz. Zaten iyi bir sürücünün de şeridi değiştirdiğinde sinyali kapanmaz. Çünkü derin giriyordur. Yani keskin bir açıyla girmiyordur. Direksiyonu çevirmeden giriyordur. Uzatarak giriyor. Şimdi burada bir engel görüyorsak önceden oraya doğru manevra yapıyorduk, öyle değil mi? Çok güzel. Önceden. Beklersek ne olur? Sıkıştırmış oluruz. Sıkışmış oluruz. Devam, devam, devam. Devam. Sıkıntı yok. Şimdi beklediğimiz için oluyor bu. O arabaları görmemize rağmen, yani bu kendi yolumuzdaki araçları görmemize rağmen beklediğimiz için oluyor. Ben zaten girelim demiyorum. Yanaşmaya başlayalım.
Şimdi biz oraya o kadar gittiysek beklemek zorundayız o zaman. Buranın tamamen boşalmasına. Oraya kadar gittiysek. Ya bekleyeceğiz. Beklemiyorsak önceden çıkış yapmaya başlayacağız. Hani derin geçişten bahsetmiştim ya. Geçebildik. Derin yaptığımız için yanımızdaki de geçti. Aslında iki araba geçebiliyor. Ya orada bir suçlu aramanın ya da şu yanlış yaptı, bu doğru yaptı değil de düz. Ben size tarif ederim farklı bir durumda. Stadın oradan geçelim dedim. Ya siz de gezin biraz. Hem size bir anı olsun. Sizin böyle bir beklentiniz var mıydı gün için, bugün için ya da yani ilk kullanımları? Bu ikinci dersiniz bu arada. İstiyordum hocam. Yani. Ama böyle bir beklentiniz yani bir Kadıköy'e giderim, gelirim falan yok. Belki bir otobana çıkarız, bir Üsküdar'ın kıyısından geçeriz. Yok, bayağı içinden, Nuh Kuyusu'ndan falan girdik değil mi? Evet. Oradan askerlik şubesinin oradan, Zeynep Kamil'in oradan, hatta Karacaahmet'in oradan, evet. Aradan geldik. Öyle şu an Fenerbahçe'nin stadı zaten bilen bilir şu arkadaş. Fenerbahçe Ülker evet, stadı. Korktan yani. Evet. Çok öyle mi? Geldi, ama evet. Korkmak da böyle biraz şey olmamalı değil mi? Bak ne güzel işte. Ben ne demiştim? Ben bir simülasyon yapıyorum kendi içimde. Ben bir sürücüyüm. Ha, kendimi övmeyeyim ama ben bilinçli bir sürücü olduğumu düşünüyorum. Ben diyorum ki mesela hani nasıl ölçüyorsun diyor öğrenci. Bir öğrenciyi nasıl ölçersin? Soruları sorarsın. Öğretirsin. Öğrencinin cevaplarını koyarsın. Buraya da gerçek doğru cevapları optik okuyucu. Yani optik şeyler vardı eskiden. Evet. Onun üzerine koyarsın. Doğru mu yanlış mı bilirsin. Ben diyorum ki mesela iyi bir sürücü ve bilinçli bir sürücü olarak ben ayağımı frene koydum. Bakıyorum öğrenci koymuş mu? Koymamış. Ha, geç kalıyor. Fren erken kullanıldığında telafisi mümkün. Neye benziyordu? Az tuzlu bir yemeğe benziyordu. Evet. Telafisi mümkündü. Erken ayağınızı frenin üzerine koyduğunuzda. İlla kullanın demiyorum. Dedi ki sorun var. Ayak frende olmalı. Çünkü sorunun devamı varsa da aynen şu an olduğu gibi risktir. Kullanılmaya başlanılmalı. Risk devam ediyorsa da bu tehdittir. Artık durulmalı. Örnek. Ama ilk etapta ayağınızı ne zaman frene koymanız gerektiği çok önemli. Siz de bir şey konuşmuştunuz dün hatırlıyor musunuz ilk dersimizde? Hocam ben korkuyorum vesaire demiştiniz. Korkunun sebebi biraz yavaş olun. Şu ambulans geçsin hepimize. Şu da geçsin. Ambulans onun arkasında çünkü. Çok güzel. Tamam devam edebiliriz artık rahat rahat. Sorun yok. Bizim acelemiz yok. Korku, insan neden korkar? Mesela güvenmediğiniz bir yerde süpersin bu arada. Yani bunun geçişi olsak bu arada. Güvenmediğiniz bir insanın yanında korkar mısınız? Ya güvenmiyorsanız korkarsınız zaten adı üstünde. Değil mi? Kaç dakika kalırsınız o insanın yanında? Hiç. Değil mi? Tabii. Yo ben yönlendiriyor gibi olacağım da. Yok hayır ben öyle. Hiç güvenmediğiniz bir yerde ne kadar kalırsınız? Herhangi bir yerde. Kimse olmasın fark etmez. Hiç duramam. Koşa koşa kaçarsınız değil mi oradan? Korkarsınız orada. Güvenin daha çok kullandığımız dili emniyet. Emin. Evet. Arapçasıdır. Emin olmak. Emniyet dediğimiz şey de emin kökünden gelir. Eminiyet. İyi düşer, emniyet olur. Şimdi acaba dediğiniz yer emin olmadığınız bir yer. Galiba dediğiniz yer emin olmadığınız bir yer. Sanki belki zannediyorum sanıyorum bak çoğaltıyoruz. Herhalde başka gibi bunlar emin olmadığımız yerler. Devam gidebiliriz. Ya demek ki emin değilsek, emin olmadığımız bir yerdeysek yani gibi herhalde bahsettim ya az öncekileri. Böyle bir yerdeysek demek ki emin değiliz. Emin değilsek oraya gitmemeliyiz. Emniyetli değil. Bir yerden emin değilseniz orası emniyetli değil demek. Neticede yapacağımız şey belli. Acaba gördüğümüz yerde ayağımız frende olacak. Galiba gördüğümüz yerde ayağımız frende olacak. Herhalde vesaire işte çeşitlendirdik söyledik. Ya çelişki varsa emniyet yok demektir. Hadi sağına doğru kayalım yolun. Çok güzel. Devam. Ne güzel gidiyoruz. Ya çok geniş kapsamlı eğitimler verilmeli bence. Herkese, toplumun her alanına, kamusal alanına, işte özel, hususi kullananlara, işte ticari kullananlara, kamusal araç kullananlara, hepsine gerçekten. Ama biz ruhsal olarak çok sağlıklı değiliz toplum olarak, trafikte değiliz yani.
Yani burada her şeyimizi kusuyoruz maalesef. Gerçek kimliğimiz burada ortaya çıkıyor gerçekten. İş yerinde bastırıyorsunuz kendinizi mesela. Niye? İşinizi kaybetmemek için. Evde bastırıyorsunuz kendinizi. Eşinizi kaybetmemek için. Sosyal çevrede bastırıyorsunuz kendinizi. Arkadaşınızı kaybetmemek için. Ya da arkadaşlığınızı. Ama burada gerçek karakter bu. Yok. Gerçek karakter burada ortaya çıkıyor. Ben o yüzden hep, hatta bir videom var. Kişilik, trafik ve kişilik analizi diye bir videom var. Burada gerçek karakterini görürsünüz insanların. İnanın. %100 demiyorum ama %99 aşağı yukarı karakterini görürsünüz insanların. Gerçek karakteri. Yani sürekli şerit değiştiren bir insan normal bir hayat, normal hayatta da tutarsız adamdır. Adam kadın fark etmiyor, o anlamda demiyorum. Yani tutarsız bir insandır. Yani kurallara uymayan biri aslında fırsatını bulduğunda normal hayatta da kurallara uymaz. Yani onu deler geçer. Patron yokken uyumaya çalışır. Geç gider o işe. Erken kaçar. İşini sarsaklar. Öyle değil mi? Evet. Ben onun bir örneğini yaşamıştım. Kardeşimle böyle bir dört yolda bekliyoruz. Ben sağ şeritte bekliyorum. Yani her tarafta da ışık, 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 ışık karşıda da. Bize kırmızı yanıyor. Sağda bekliyorum. Bir tanesi geldi. Soluma. Sola baktı. Karşıya baktı. Sağa baktı. Geçti gitti kırmızıda. Dedim ki biz biraderle Aslan diye konuşuyoruz. Aslan dedim ya. Biz dedim trafik polisi olsaydık şu an burada bekleyen, burada hani ışıkta bekleyen. Bu arkadaş geçer miydi dedim. Geçmezdi dedi Aslan. E dedim burada bir EDS olsaydı geçer miydi? Geçmezdi dedi. Ha bu adam patronu yokken her şey yapabilir dedi. Gerçekten öyle. Ya o şekilde. İlk dersiniz değil, ikinci dersiniz. Alışmışım ilk dersleri. İkinci ders her şey yolunda gayet güzel. Daha da iyi olur. İnşallah. Var mı sormak istediğiniz bir şey? İştirak ettiniz. Güzel. Eğlenceliydi yani. Derse ben teşekkür ederim yani. Sonuçta ben bunu da çektim. Başka insanlara da vesile oluyorsunuz. Onlar bir şeyler öğreniyorlar burada. Ben teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Yok hani bu videoya iştirak ederek en azından. Siz rica kullanıyorsunuz. Ederim, ben rica ederim hocam. Evet. Onun arabasıydı. Benim arabam değil. Kendi arabası. Evet. İyi dersler.